Abi korona aşk hayatınızı nasıl etkiledi? He anlamamış derler. Beni açarım koru. Korona aşk hayatınızı nasıl etkiledi? Aşk hayatımı nasıl etkiledi? Aşkım yoktu. Evet. Ben koronayla aşk yaşadım öyle yani. Evet. Kaç gün yaşadınız aşkı? Yaklaşık 10. ayımız olacak. Kavga falan ettiniz mi? Tabii ki o kadar insana dedim bulaşma yapma etme. Evet. Yani dinlemedi seni. Dinlemedi. Ben dedim sadece ilgini bana göster. Evet. Yok yani. Ama herkese bulaştı. Herkese bulaştı. Sarmaşlı olmuş. Ben sevmem herhalde ayrılmayı düşünüyorum. Ayrılmadın mı daha? Bilmiyorum ya. Ayrılmadıysam. Ona şimdi çöpe atamam ben. Teşekkürler. Rica ederim. Hiç etkilemedi vallahi. Korona aşk hayatınız nasıl etkiledi hiç abi? Hiç etkilemedi yani. Nasıl bir yani? Sıkıntı yok. Yeterli mi? Etkilemedi normal. Etkilemedi mi abi? Yok. Teyze korona aşk hayatınız etkiledi mi? Yok hayır. Etkilemedi. Etkilemedi. Çok da iyiyim. Etkiledi. Ne yaptı abi? Parayı pul yok. Yiyecek içecek yok. Her şeyi sattık. Şimdi sedirin süngerleri gemirmeye başladık. O kadar diyorsun. O kadar. Aşk para... hayatını nasıl etkiledi abi? Abi huzur ya şey para pul olmadı mı adam isteği gelmiş, isteği gelmiş. Anladım abi. He, zengine dokunmaz. Ne olsa gariban. Aşk hayatı yok mu? Aşk hayatı var mı? Yok mu? Eşim var tabii evet. Ki aşkım benim o. Evet. Aşk hayatınız nasıl etkiledi? Romantik misiniz? Korona romantik diye engelledi. Korona aşk hayatını etkilemez. Etkilemez. İnsanın sağlığını etkiler. Abi korona aşk hayatını etkiledi mi? Etkiledi abi. Ne oldu abi? Karının yanına gidemiyoruz abi yatma korkudan. Yapma ya. Tabii abi. Beyefendi korona aşk hayatınızı nasıl etkiledi? Neden gülüyorlar hanımefendi? Onları boş verdim. Evet. Maske takmak zorunda kaldık. Evet. Anladın mı? Bu. O kadar diyor. Olmuyor abi et ete değecek. Maske takınca olmuyor. Maskeyi değil. Benim her şeyimi etkiledi. Aşksa eğer etkiledi beni. Yani biz zaten farklı şehirlerdeydik. Evet. Hiç görüşemeyince de tartışmalar çoğaldı. Korona aşk hayatı yani benim herhangi böyle bir sevgi ve herhangi böyle bir arkadaşım olmadığı için. Neden yok abi? Normal yani böyle bir normal düzenli korunaklı yaşantımda yani herhangi bir sakınca herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani çizgiyi aşmadığım sürece yani herhangi bir sorun olmadı. Ama insanın hayatında alışkanlıklarında. Belirli şeylerde sıkıntı yaşıyor muhakkak ama yani herhangi bir şeyde fazla sıkıntı yaşamadım yani böyle hem. Aşık olmadın mı abi? Şimdi biraz orasını pek muhakkak her kişinin yaşamında muhakkak evet. Geçmişinde muhakkak olmuştur ama yani burada pek söylemek pek istemiyorum yani. Anladım. Teşekkür ederim abi. Yok. Hayır etkilenmedi. Yani şöyle tabii ki insanlar görüşemiyor birbirleriyle. Yakın arkadaşımla bile görüşemedim. Evet. Arkadaş ilişkilerimizi de etkiledi. Evet. Yani sosyal hayatımız, üniversite okuyoruz onu da etkiledi. Evet. Hanımefendi korona aşk hayatınızı nasıl etkiledi? İyi ya. Beyefendi dokunmadı. Evet, beyefendi diyor daha çok sevdim diyor. Aynen öyle. Eve bağlandı. Evet. Eve bağlanmışsın tabii, abi. Tabii doğrudur. Daha önce eve gelmiyor muydu? Ya sürekli çalışıyordu. Evet. Şimdi evde ya. Evet. Daha iyi oldu. Daha mı iyi diyorsun? Aynen. Yurt dışındaydık. Şimdi bir yıldır evdeyiz. İyi abi. 6 yani. Senedir yurt dışındaydı. Eyvah. Bir senedir artık koronadan dolayı evde duruyor. O zaman size yaramış. Ya zaten kötüydü. Kötüydü. İyice kötü oldu. Eyvah eyvah. Ya aşk hayatıyla değil, iş hayatıyla ilgileniyorum daha çok. İş hayatıyla. Evet. Olur mu ya? Niye olmasın efendim? Her şey yaşlı mı ya? Sen gençsin ya. Ben yaşlandım artık. Benim içim yaşlı. O kadar. Evet. Aşk hayatım yok ki. Nasıl yok? Yok sıfırım ben. Sıfırım. Bitmişim. <Evet. gülüyor> O kadar yani. O kadar kötü. Korona üstüne ne oldu? Tuz biber oldu herhalde. Daha kötü etmedi aslında. Evet. Yani bir şeyleri olgunlaştırdı, düşünceleri değiştirdi. Evet. Ama yine hala sıfırım, değişen bir şey yok. Evet. Aşk hayatınız olmasın, insanların peşinden gitmeyin, direkt kariyerinizin peşinden gidin, mis. Vallahi bir şey etkilemedi bizim için. Etkilemedi. Yok. Etkilenenler çok abla. Etkilenen olabilir ama biz köyde yaşadığımız için evet. Etkilemedi bizi. Hiç fark etmiyor diyorsun. Yok. Etkilemedi. Evde daha çok vakit geçirdik. Evet. Daha iyi etkiledi yani. Devam etsin o zaman diyorsun yani. Yok devam etmesin. Bitsin. Anladım. Dışarı anladım. Çıkalım artık. Evet, rahat rahat. Koronayla aşk hayatının ne alakası var ya? Hastalanan zaten aşk hayatından soyutlanmış demektir. Hastalanmayan adam için aşk hayatının ne şeyi var yani? Hayır koronanın aşk hayatına ne etkisi olabilir ki yani? Olmaz mı abi ya? Niye olsun? Şahıs hastalanmışsa başı ağrır, kıçı ağrır, şurası ağrır, burası ağrır. O işe başvuramaz. Öbür evet. Türlü niye etkilesin ki yani? Sen etkilenmedin mi abi? Hayır.
Niye etkileneyim ya? Daha çok aşık olabilir misin? Ya ben daha zaten çok... aşığım. Ben zaten aşığım. Herkese aşığım ben. İnsanlığa aşığım. İyiliğe aşığım. Korona aşk hayatını etkiledi mi? He. Etkiledi mi? He. Ne yönde etkiledi? İçeride oturuyor, sıkılıyor. Kavga mı yapıyorsunuz? Kavga yapmıyor. Evet. Tavanlara bakıyor. Tavanlara bakıyorsun. Abi korona aşk hayatını nasıl etkiledi? Vallahi ne bileyim. Bilmiyor musun? Evde kala kala biraz daha. Ne oldu? Daha bol zaman bulduk. Diyorsun yani. Öyle yani. Ne olacak abi şimdi korona bitti. Sonra? Normal yaşama devam edeceğiz. Evet. Aşk hayatı nasıl olacak? İnşallah daha güzel olacak 60 yaşından sonra. Abi sorma ya, felaket ya. Evet. Yani hatunla birbirimizi görmek istemiyoruz bir süre yani. Yani mümkünse ayrı ayrı evlerde bir süre yaşamak istiyoruz. Evet. Böyle etkiledi. Siz? Bitik. Yani olmayanı da bitirdi abi. Zaten yoktu, olmayanı da bitirdi. Valla korona aşık hayatımızı haliyle tabii etkiliyor yani. Ne yönde mesela etkiledi? Yani sonuçta... İyi mi kötü mü? Mesela bazıları iyi yönde, bazıları kötü yönde diyor. Ya neresi iyi ya? Evde eşimden bile ayrı duruyoruz ya. Evet. O kadar yani, korkuyoruz yani. O kadar korkuyoruz. Düşün yani evde birbirimizi görmeye bile tahammül edemiyoruz. Yani bazen dışarı çıksa, mesela ben dışarı çıksam eşim gelince ya sen işte oraya uğradın mı, buraya uğradın mı, şuraya gittin mi? Hep sorular soruyorlar. Yani o yüzden yani rahatsız oluyoruz yani. Gerçekten rahatsız oluyoruz yani. Teşekkür ederim. Yani, İyi günler. Vallahi korona öncelikle sizlere teşekkür ederim böyle programı uyguladığınız için ama şunu tamam, söylemek abi. İstiyorum. Korona bizleri gerçekten etkiledi. Özellikle bekar arkadaşları daha çok etkiledi. Evet. Ama tabii ki zor mu desen zor. Ayrılık zor. Evet. Özlem çekiyoruz. Evet. Yani böyle yani korona zor yani. Sağlıkta inşallah önümüzdeki yıllarda veya aylarda inşallah daha iyi olacak. Güzel bir soru. Evet. Etkilemedi. Nasıl etkilemedi? Basmaya. Neden böyle konuştunuz? Herkes etkilemiş. Etkilemiş mi? Evet. Vallahi ne bileyim abi herkes evlerde. Evet. Etkilememiştir herhalde. Etkilememiştir. Yani. Bence. Ben evliyim zaten abi. Tamam. Nasıl? gayet de iyiyim yani. Allah'a şükür. Diyorsun. Abi merhaba. Bir dakika arayacağım ben şimdi, merhaba. Abi nasılsın? Konuşmaya devam et abi istersen. Dur şimdi buyur. Abi korona aşk hayatını nasıl etkiledi senin? Aşk hayatı bitti abi. Problemine baksana. Niye abi? Baksana hastalık var abi var. Hastalık yapacağız abi. Bırak ne bak. Alaka abi ne yapacaksın ya? Abi aşk hayatını boş ver. Bakalım ekmeğimize, çoluğun çürüğün rızkına bakalım abi. Gerisini boş ver. Aşk lazım değil mi abi? O en son abi. Onu boş ver. Ailemizden gördük. Yaş oldu 60. Bu nasıl olacak? Eyvallah abi. Allah herkese iyiliğini versin. Allah herkese sağlık saat versin. Başka bir şey istemiyorum. Tamam abi, benim aşk hayatım yoktu. Etkiler. İçinden geçti ya. Benim aşkım olmadı ki hiç. Neden abi? Evet, subay oldum. Hiç evlenmedim ki. Korona aşk hayatınızı nasıl etkiledi? Berbat. Daha aşı vurdurmadık. Aşk hayatımız zaten yoktu. Neden yok ya? İşsizlikten. İşsizlikten. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Korona aşk hayatını etkiledi mi? Mutlaka. Mutlaka. Yüzde olarak bilemiyorum. Yüzde olarak bilemiyorum ama etkilemiştir mutlaka. Var yani bir yüzdesi. Mutlaka var. Şu camdan bakanı da etkilemiş midir? %100. %100. Dur sana da geliyorum, soracağım sana. Abi, korona aşk hayatını etkiledi mi? Ben bekarım gülüm ben. Ha, aramızda kalsın. Aramızda kalsın tabii. Ya abi sana bir tane bulalım ya. Bulmayalım. Evet sonra. Abi bekarmış. Kaç yaşındasın abi? Kaç yaşını gösteriyorum? Abi var 50 yaşında var abi. Hemen gel sana güzel bir kahve ısmarlayayım sana. Tamam. Şekerli 50 yaşında kahve. Abim. Bursa'da oturuyor. 85 yaşındayım. Maşallah ya. Abi ne yapacağız o zaman, sana bulacağız bir tane. Şimdiden sonra artık karnını çekemezsin. Yok ben. Abi ekranlara söyle bak, yayınlayacağım ben. Yok olmaz. Seni nasıl bulacağız abi? Söyleyemem. Ben bu adımı sordum, beni bulursun. Tamam. Hocama soracağız, seni bulacağız. Vallahi aşk hayatını bilemem ama da millet aşık etkiledi abi şimdi. Aynen öyle var. Bizi şu anda o ilgilendirmiyor. Sormuştuk biz onu. Sana soralım abi. Aşk hayatını etkilendi mi abi? Etkiledi tabii, etkilemez mi abicim ya? Ne olacak millet bütün gün evde. Evet. İşi gücü yok yani. Vallahi bilemiyorum artık. İyi yönde midir, kötü yönde? Aynen öyle yani. Abi nüfus patlaması olur mu sen? Olmaz mı? Hem de nasıl? Olmaz mı? Yani sen düşünüyor musun çocuk yapmayı? Ne çocuk? Bizden çocuk mu olur? Torunları evlendirdik artık. Ya abi ne olacak? Yok abi, bizden ne köy olur ne kasaba. Olmaz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.